şimdiden eylem planına harekete geçirmeniz gerekiyor. İktidar olmayı beklemeyin. Bugünden harekete geçin diyorum. Ve bugünden harekete geçmek için ne yapacaksınız diyorum. Teşekkür ediyorum. İhraç edilen yahut da OHAL KHK'ları ile kapatılan özel kurumlarda çalışan kişilerin veya bunun dışında özel kurumlarda ihraç edilen kişilerin de özel sektörde çalışmaların önündeki yasal ve fiili engelleri ve maruz kaldıkları haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Bu buna tabi, temel esaslara tabi bir durum olarak değerlendiriyoruz. Bakın ben mahkemeden işe iade aldım ama kurum uygulamıyor. Tabii. Yarın yine uygulamasa ne olacak? Yarın yine yani ben işverenim, sen git, ben sana tazminatın iki katını veriyorum ama uygulamıyorum, almıyorum ben seni. Sen işçisin. Evet. Sistem iki tane cümleyle kodlandı. Bir, kurunun yanında yaşla yanacak. İki, acımayın, acınacak hale düşersiniz. Bu iki cümleyle kodlandı bütün sistem. Seçimlerden sonraki cümlelerden olacak? Adaletle hareket edin, hak yerde olsun. Hakkı adaleti önceleyen, hukukun üstünlüğünü önceleyen bir siyasi irade başta sapasağlam durduktan sonra bütün düzen işlemeye başlar. Tabii ki yasal düzenlemeler gerekecek. Tabii ki ikinci düzenlemeler gerekecek. Yapılacak çok iş var. Yani bu eylem planındaki 16 maddenin yasal düzenlemelere dökülmesi için çok ciddi detaylı çalışmalar gerekecek. Bunların hepsinin yasa metinlerinin kodifikasyonu yapılacak. Daha iş var, yapılacak iş var. Ama önemli olan bu konudaki siyasi irade ve duruş. Duruş hak temelinde, adalet temelinde olduktan sonra, hukukun üstünlüğü dedikten sonra çözümler kolaylaşır. Öncelikle o duruşu sağlamamız gerekiyor. Açıklamış olduğunuz eylem planı çok güzeldi. Tabii yani benim kafamda oluşan sorular vardı. Mesela hukuk sağlanacak, adalet sağlanacak. Çok güzel ve ben bunlara inanıyorum. Ama şunu merak ediyorum. Şimdi bu hukuku, bu adaleti şu an bize ceza veren hakimler ve savcılarla mı sağlayacağız? Haziran ortasındaki yargı reformu eylem planımızı bekleyiniz. Bekleyiniz. Evet. Doğru mu? Heyecanla bekliyorum. Bizim çocuklarımız da gerçekten büyük travmalar yaşıyorlar. Şunu yaşıyor. Mesela ben çocuğuma ders çalıştıramıyorum ya da ülkeye dair bir şeyler yaptıramıyorum. Diyor ki anne, hani babam bu kadar iyiydi. Şu an hiçbir suçu yok. Cezaevinde yatıyor. Sen hani bu çok önemli değil şu anki hukuk sistemi. Sen beraat aldın ama görevine döndürmüyor OHAL komisyonu seni. Neden ben ders çalışayım? Neden ben şunları yapayım? Neden? Ve ben şunu istiyorum. Gerçekten çocuklar çok zor durumda. Bizim çocuklarımız çok zor durumda. Ve o çocuklar bu ülkenin geleceği ise onlara dair eylem planının gerçekten iyi bir eylem planı yapılması gerekir. Yani onlar için mesela ücretsiz psikolojik terapi artık ne diyorsanız kesinlikle onları da eylem planınızın içerisine alması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. 8 maddenin her birisinin onlarca detayı var. Dolayısıyla sonuçta yüzlerce madde var aslında burada. Zaten çıkışta eylem planımız alan arkadaşlarımız da bunun detaylarını göreceklerdir. Ama bu hanımefendinin bahsettiği konuyu özellikle aldık tabii ki. Bu çok önemli bir mesele. Benim eşim de ihraç, Süleyman. Ben eşimin dosyasından hiç bahsetmeyeceğim. Türk Telekom kayıtlarında olmayan bir ankesörlü telefondan yargılandı, ceza aldı ve ihraç oldu. Bunu da bilmeyen kalmamıştır herhalde. İşte her yerde haberleri çıktı. Yüzü yandı, 7 gün yoğun bakımda yaptı. Bunları geçtim ben artık. Hani zaten bahsettiniz, yeniden yargılanma olacak dediniz. Şimdi sadece şu noktaya hiç değinmediniz. Hani eğer hak olacaksa, adalet olacaksa herkes için olmalı diye bir plan şeyim vardır, sloganım vardır benim. 15 Temmuz'da yargılananlar konusunda hiç değinmediniz. Direkt onları kestirip attınız. Ama bu ülkede bir er 3000 yıl hapis cezası aldı. Yani bu 15 Temmuz'u eli silah tutmasını bilmeyen erler mi yaptı? Askeri öğrenciler mi yaptı? Kim yaptı? Asteğmenler mi yaptı? Bunlarla da ilgili bir an önce bir çalışma yapılması gerekiyor. Madem bir 15 Temmuz'dan bahsediyoruz, o gecenin aydınlatılmayan birçok şeyleri var. Ya eylem planımızın içerisinde bunlar da dahil olursa seviniriz. Teşekkür ederim. Oradaki hukuksuzlukları raporlayan ve bu hukuksuzluklarla ilgili ne yapacağımızı ortaya koyan ayrı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. Bunu belirtmek isterim. Evet. Belki bizim beklentilerimizi karşılamamış olabilir. Ki var eksiklikleri bize göre, yani KHK'lılara göre. Tıpatıp aynısını zaten beklemiyoruz. Ancak çok değerlidir KHK meselesini gündeme getirmiş olmanız. Biz şu an Twitter'da bunu işliyoruz şu an.
tüm Türkiye'deki arkadaşlarımız. Biz de KYK'lar adına buradayız. Değişik illerden geldik. Bu da çok değerli bizim için. Düne kadar öncü gibi bakılan insanlardık biz. Yani resmi gazetede terörist olarak ilan edilenlerdik. Asla kabul etmiyoruz. Asla darbe ithamını kabul etmiyoruz. Ben eğitimselliyim, sosyalistim. Diğer arkadaşlar da, diğer gerekçeyle ihraç edilenlerin de böyle bir ithamı kabul etmediklerini biliyorum. Arkadaşlarımız çok şeyi söylediler zaten. Çok net şunu söylüyoruz. Biz bu mesele siyasi olarak ihraç edildik biz, çözümü de siyasidir. Dolayısıyla demokrasi mücadelesinde KYK'lıların hepsi taraftır. Lütfen eğer iktidara adaysanız, aday olduğunuzu söylüyorsunuz, seçim sürecinde bizimle sürekli ilişki halinde olun. Biz AKP MHP dışındaki tüm siyasi partilerle eşit düzeyde ilişki kurduk, görüşmeler yaptık. Yani soru değil, sadece talebimizi söylüyorum. Seçim güvenliği konusunda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu yapmak bizi Deva Partili yapmaz, HDP'li yapmaz veya başka partili yapmaz. Biz bu ülkenin yurttaşıyız. Her ne kadar İstanbul seçimlerinde bizim yurttaş olmadığımızı Yüksek Seçim Kurulu'na ihbar ettiyse de AKP, biz bu ülkenin yurttaşıyız. Lütfen KYK'lıları görmeden siyaset yapılamaz bu ülkede. KYK'lılar tamam demeden de bu ülkeye demokrasi geldi denemez diyorum. Teşekkür ediyorum. Önce beraat ettim. Beraatim kesinleşti. Buna rağmen Danıştay herhangi bir görev iade kararı vermedi şimdiye kadar. Şimdi benim merak ettiğim birkaç husus var. Biliyoruz ki 15 Temmuz'dan sonra ben özellikle yargı mensubu olduğum için işlenen suçları gözlerimle gördüm. Yargı içerisinde nasıl talimatlarla insanların hayatlarının karartıldığını, bitirildiğini çok net gözlerimle gördüm. Şimdi benim merak ettiğim bir husus var. Olası iktidarınızda inşallah nasip olacak bu. Aynı zamanda ben Deva Partisi gönüllüsüyüm bu arada. Olası iktidarınızda siz bu dönemde görev yapmış kamu görevlileri ve yargı mensuplarıyla çalışmayı düşünüyor musunuz? Bunlarla ilgili bir planınız var mı? Bu dönemde işlenen suçlarla ilgili, ki ben bir hukukçuyum, bu dönemde işlenen suçların soykırım suçu kapsamına alınması gerektiğini inanıyorum. Çünkü suçun tanımına gayet uyacak davranışları yıllardır sistematik bir şekilde yapıyorlar insanlara. Şimdi bu kamu görevlileri ve yargı mensupları ile ilgili bir planınız var mı? Yani bu insanlarla çalışmayı düşünüyor musunuz? Çünkü biliyoruz ki biz yargı mensupları doğrudan fail oldular bu dönemde işlenen suçları. Kimileri önlerini iliklemeye çalışarak, kimileri de insanların hayatını karartacak kararlara imza atarak. Benim birinci sorum bu. İkinci sorum da şu Sayın Genel Başkanım. İYİ Parti ve CHP biliyoruz ki HSYK'ya yakın zamanda üye gönderdiler. Ve bu muhalefet partileri KYK'larla ilgili sürekli kurultaylar yapıyorlar, vaatlerde bulunuyorlar vesaire. Ben biliyorum ki HSYK'ya gönderdikleri üyeler şu an hala HSYK ihraç kararlarına devam ediyor ve hala oy birliğiyle kararlar çıkmaya devam ediyor. Şimdi ben düşünüyorum, ya ben aklımı kullanıyorum, diyorum ki ya bana bu vaatlerde bulunuyorsunuz, hukuksuz kararlar olduğunu söylüyorsunuz, bir yandan aynı hukuksuzluğu devam ettiriyorsunuz. Yani bu nasıl bir samimiyetsizlik? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Ciddi kadro değişiklikleri gerekiyor. Yani dürüst ve işin ehli insanlardan oluşan bir bürokrasi yönetimi olmadıkça, dürüst ve işin ehli insanlardan oluşan üst düzey siyasi kadrolar oluşmadıkça ülkenin sorunlarını çözerek manevi destek vermek ya da altında terör örgütü üyeliğine katmerli bir şekilde dahil edilmeye çalışılıyor. Bir diğeri de benim değinmek istediğim husus, bu yargılamaların önünün kesilmesi açısından yargı mensuplarına bir tavsiyeniz olacak mı? Bunu merak ediyorum. Çünkü muhalefet partilerinin açıklamış oldukları eylem planlarını hükümet kendisine çok hızlı bir şekilde malzeme edinerek bunları faaliyete geçirip bir nevi kendisini aslında kendi yol haritasıymış gibi gösterip nemalanmaya çalışıyor. Bunlar da bu ihtimalle bu eylem planında da kendilerine çıkaracakları bir nemalanacakları bir şeyler olacağını düşünüyorum. Bir diğer husus hasta mahpuslarla alakalı. Şu an cezaevinde %89 engelli, geçen hafta tutuklanmış bir arkadaşımız var. Hamile bayanlar var. Çok ağır derecede kanser hastası olup hala tutukluluğunun devamına karar verilen
mahpuslar var. Yani hasta mahpuslar ve bebekli kadınların orada tutulmasının hangi yargı mensubu, hangi vicdanla karar veriyor, bunu anlamaya çalışıyorum. Sizin göstereceğiniz yol haritaları da bu yargı mensuplarına bir nevi aslında sopa olarak da gösterilirse bir yol kendilerine çizeceklerini düşünüyorum. KHK platformları adına buradayız. Hem de bireysel mücadelemiz adına da buradayız. Öncelikle biz Yahya hiç mantığında değiliz. Bu son derece önemli bir adımdır. Bu eylem planını çok sayıda KHK'lıyla bizzat görüşerek ve çok sayıda dosya inceleyerek hazırlamış olduğumuza da bizzat şahidim. Bu anlamda bir kilometre taşıdır ve teşekkür ediyorum. Elbette demokrasimizi el birliğiyle geliştireceğiz. Ancak burada bir temel problemimiz var. Hukukun üstünlüğü endeksi var. Dünya Adalet Projesi yapıyor. 2008 yılından beri internette kısa bir araştırmayla şu ortaya çıkıyor. Biz hep gerideymişiz. En yüksek aldığımız not yanılmıyorsam 55 olmuş, 2021 yılında 42 olmuş. Bizler bu eylem planlarını geliştireceğiz, hep birlikte geliştireceğiz. Bütün siyasi partilerle konuşacağız ama anlaşmazlığa düştüğümüz belki çok nokta olacak. Bu anlaşmazlığa düştüğümüz noktalarda bir hakeme ihtiyacımız olacak. Bu hakem de Sayın Yeneroğlu çok güzel ifade etti esasında. Uluslararası hukuk ne diyorsa ve geçmiş tecrübeler ne diyorsa onlar olmalı. Yani 47 ülke bir araya gelmiş, Avrupa Konseyi'ni oluşturmuş. Venedik Komisyonu'nun çok sayıda raporu var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Polyak, Ukrayna kararı ne diyorsa ben razıyım. Bizler de razı oluruz emin olun. Anlaşamadığımız noktalarda Arnavutluk kararı ne diyorsa o olsun. Dolayısıyla bir hakem belirlemekte burada, bunun da evrensel hukuk olmasında, bize göre hukuk olmamasında ciddi bir fayda olduğu kanaatindeyim. Son olarak da şunu yönetmek istiyorum. İdari hukuku ve idari yargı. İdari yargı alanında da ciddi problemler var. Ceza yargısının vermiş olduğu takipsizlik ve beraat kararları idari yargı işlevsiz hale getiriliyor ve sanki tamamen apayrı bir dünyaymış gibi hareket ediyor idari yargımız maalesef. Bununla ilgili de bir eylem planı düşünceniz var mıdır? Teşekkür ederim. Belki 50 tane, 100 tane konuşmamda, televizyon programında hep şu vurguyu yaptım. Dedim ki bakın, hukukta ve eğitimde gereğini yapmazsak bu ülke orta gelir tuzağına düşecek. Hukukta ve eğitimde gereğini yapmazsak. O gün ben başbakan yapsayım. Devlet protokolünde 5. sıradayım. Ve en üst seviyede bunu söylüyorum. Niye söylüyorum? Çünkü iki konu zayıf gidiyor. Gittikçe zayıflıyor eğitim ve hukuk. Ve gerçekten bütün o uyarılar ne kadar şu anda geldiğimiz noktaya bakınca o uyarıların ne kadar haklı uyarılar olduğu ortaya çıktı. Ve hukuk ve eğitim şu anda Türkiye'nin ayağına pranga. Onun için koşamıyoruz. Onun için orta gelir tuzağına düştük. Onun için 8.000-9.000 dolarlarda debelenip duruyor şu anda ülke. Gerçekten çok yazık ya. Tabii ekonomiyle hukuku yan yana koyduğumuzda her şey parayla değil, onu da biliyoruz ama yani ekonomik sonuçlar açısından da hukuk devleti olabilmek çok çok önemli. Refahın, mutluluğun temelinde, özünde bazen para var derler ama hukuk olmadan, adalet olmadan, özgürlük olmadan mümkün değil. Gerçek anlamda refah yaşanamaz yani. Doktor Günal Kurşun. Ben de bir KYK'lıyım. Ceza hukukçusuyum. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ihraç edildim. Ceza hukuku öğretim üyesiydim. Aynı zamanda ben de insan hakları aktivistiyim. Pek çoğunuzun hatırlayacağı üzere 2017 yazında İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan 10 insan hakları aktivistinden biriyim. 100 gün süren bir Silivri cezaevi maceram oldu. Bu sayede de sevgili devletim benim senelerce kürsüden anlattığım ceza hukuku konularını, yakalama, tutuklama, gözaltı, ceza infaz hukuku gibi konuları birinci elden girip test etme fırsatı verdi bana. Şimdi öncelikle ilk söz olarak teşekkür etmem gerekir. Sayın Genel Başkan, size, şahsınıza, partinize, Sayın Yeneroğlu'na ve onun ekibine. Ben uzun süredir özellikle muhalefet partileriyle görüşüyorum ve KHK'ların durumunu açıklamaya çalışıyoruz arkadaşlarımla birlikte, KHK platformları birliğiyle birlikte. İlk defa bu kadar iyi, net hazırlanmış, üzerinde çalışılmış bir metinle karşılaştık. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ziyaretlerimize çok çeşitli siyasi partilerle görüştük. Yani hemen hemen benzer bir söylemle karşılaştık. Ama bunu biz de bir ağzımıza çalınan bir parmak bal olarak görüyorduk doğrusu. Bu açıdan bu derece teknik
noktalara da değinen bir metinle karşılaşmak bizi çok memnun ediyor. Metnimizin üzerinde biz de çalışacağız ve özellikle yazılı olarak belli noktaları iletmeye çalışacağız. Sizin de bu süreçte de birebir olarak da mutlaka görüşmelerimiz olacaktır. Ancak benim Sayın Yeneroğlu'nun sunumunda gördüğüm 3 nokta özellikle dikkatimi çekti. Onları gündeme getirmek isterim. Birincisi, yani Sayın Genel Başkan konuşmasında bu işin ön koşulu hukuk devletini yeniden kurgulamaktır dedi. Çok doğru bir yaklaşım. Sayın Yeneroğlu'nun sunumunda Yargıtay içtihatlarına atıf yapıldığını gözlemledim. Ancak bu Yargıtay içtihatlarında, yani bu Yargıtay'ın içtihatlarında da çok problemli, problematik, bir anlamda patetik noktalar var. Ve bunlar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce özellikle eleştiri konusu yapılıyor. Özellikle terör örgütü nitelikleri, yani bu yoğunluk, sürekli çeşitlilik gibi kriterler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında çokça eleştirilen noktalar. Dolayısıyla yani bu konuda inşa edilecek politika da Yargıtay içtihatları değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurduğu standartlara atıp yapılmasının daha doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. İkinci olarak silahlı terör örgütü yargılamaları için silahlı vasfı gerekir dediniz ki çok doğru. Ancak burada da problemli bir nokta var. Çünkü Yargıtay'ın söz konusu yapıdan, cemaat yapısından ilk defa silahlı terör örgütü olarak söz ettiği kararın belli bir tarihi var. Ama bu tarihten önceki kararlar açısından çok problemli bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunların bütünüyle hukuk sisteminden temizlenmesi gerekir. Önceki yaklaşımlar açısından. Üçüncü olarak, eğer doğru anladıysam, yani yanlış anlamış olabilirim bilmiyorum, bir kere daha okumak istiyorum acilen metnin o bölümünü. Terörle mücadele kanunu 7, özellikle 7 Taksim 2 maddesi, yani terör örgütünün propagandasının yapılması suçunun kapsam dışında tutulduğu gibi bir şey var. Olmadığını düşünüyorum. Şimdi siz de öyle söylüyorsunuz. Yani çünkü çok sayıda gazeteci, yazar, akademisyen, insan hakları aktivisti, insan bu maddenin mağduru. Dolayısıyla oraya da dikkat çekmek istedim. Sorum özellikle şu. Lustration diye bir kavram var. Yani arındırma diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Böyle bir politikanız olacak mı? Şayet iktidara gelirseniz. Kısaca açıklamaya çalışayım. Yani benden önce bir hanımefendinin sorusundan da hareketle, onunla bağdaştırarak da sormak gerekir bunu. Bu hakim ve savcılarla mı bunları yapacağız diye sormuştu hanımefendi. Ben de benzer şeyi düşünüyorum. Yani hakim savcılık mesleği gereği atmosferin, iklimin kokusunu çok iyi alırlar. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla iklim, atmosfer değiştikten sonra hakim savcıların yaklaşımı da, kararları da hızla değişecektir. Hem de ışık hızında değişecektir belki. Bunun da farkındayız. Ancak bir kısmı da hiç değişmeyecek. Çünkü içlerinde iktidar partisinin ilçe başkanı olarak görev yapıp, ondan sonra avukat kontenjanından hakim savcı olup, sulh ceza hakimliği yapıp, bütün koruma tedbirleri konusunda, temel haklar konusunda karar alan isimler var. Veya Sayın Cumhurbaşkanı'na yazdığı şiiri Facebook hesabında yayınladığı için Ticaret Mahkemesi hakim iken Ağır Ceza Reisi olarak atanan isimler var. Şimdi bu isimlerle yol almak, yani gerçek anlamda hukuk devletinin kurgulanması konusunda çok büyük zorluklar yaşatacak. Lustration, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından da biliyoruz ki hukuki olarak yapılabilir. Yani onların bize yaptığını elbette biz onlara yapmamalıyız ve bir insan haklarına yakışır ve bağdaşır şekilde bunu yapabilmenin yolları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de kararlarıyla bunu koyuyor. Özellikle de Almanyalıların birleşmesinden sonra Doğu Almanya'dan gelen hakim savcıların ya da kamu görevlilerinin akıbetleri konusunda belli kararları var AİHM'in. Almanya'yı iyi bilen bir hukukçu olarak Sayın Yeneroğlu da bu kararları gayet iyi biliyordur diye düşünüyorum. Böyle bir siyasetiniz olacak mı? Teşekkür ediyorum. Namuslular en az namussuzlar kadar güçlü olması lazım ya da yüksek sesle sesi çıkarması lazım. Yoksa gerçekten dönüyoruz. Terör tanımı 2, bu var olan güvenlik soruşturması, mülakatlar
ile ilgili bir şey olacak mı? Sadece şunu söyleyeyim de uzatmayayım o zaman. AKP, MHP ve Perinçek üçlüsünün kullandığı dilin dışına muhalefetin çıkmasını ben özellikle talep ediyorum, rica ediyorum. 15 Temmuz hadisesi açıklanmadan, ki bunu mecliste kimin reddettiğini hepimiz biliyoruz, ortaya konmadan zaten yol alınamaz. O anlamda bizim sizden ricamız, özellikle çözüm noktasında AKP, MHP ve Perinçekgillerin dilini mümkün olduğunca dışına çıkarak, sadece temel insani değerlerde kalarak bu dile dikkat edelim. Hem Kürt meselesinde hem de KHK meselesinde bu konuda ben muhalefetten ciddi, cesur adımlar bekliyorum. Ha, bu konuyla ilgili iki cümle ederseniz memnun olurum. Teşekkür ederim. Buradayız efendim. Hadi. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederim.